Ben Alara, Sapienza Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Ben Galileo Galilei İtalyan Lisesi mezunuyum. Bu nedenle de İtalya'nın kültürü de, eğitimi de bana çok uzak olmayan olduğu için İtalya'yı tercih ettim. Tıp olarak da ilgim olduğu için hem de okul olarak da çok adını duyduğum, daha önce de buraya gelen tanıdıklarım olduğu için onların da övgülerini dinleyerek bu okulu seçtim. En önemli katkısı dili oldu. Çünkü ben İtalyanca okuyorum burada ve burada dersleri takip etme, iletişim kurma açısından da benim için çok kolaylık sağladı bu. Adapte olmamı hızlandırdı. Gelmeden önce aslında biraz tereddütteydim. Çünkü ilk kez kendi başıma yaşayacaktım. O yüzden de hani çekincelerim vardı. Ama buraya gelince hani yavaş yavaş her şeyi öğrene öğrene alıştım. Adapte olma sürem de aslında çok uzun olmadı. Bir de benim en büyük şanssızlığım olarak Covid senesinde ben geldim. O yüzden ailem falan hiçbir şekilde gelemedi. Her şeyi kendi başıma yaptım. Ve aslında o da benim burada olgunlaşmama, alışmama daha kolay yaptı, hale getirdi. Şu anda da mutluyum. Dersler gitgide zorlaşıyor ama yine de çok mutluyum burada olduğum için. Bir kere zor, gerçekten zor, onu söyleyebilirim. Hem İngilizce hem de İtalyanca olarak baktığımız zaman hani kolay değil. Gerçekten emek harcayıp çalışmayı çok gerektiriyor. Ama onda da hani çok memnunum. Gayet hani ilgililerde, hocalarımı hani anlamadığım zamanda da özelden yazıp kaç kere yanlarına gittim, kapılarını çaldım. Hep yardımcı oldular. Yabancı olduğumdan dolayı da hani daha da ilgi gösterdiler aksine. Hani hep böyle korkarlar, hani yabancılara nasıl davranırlar, ne ederler diye, ama bana hep olumlu dönüşleri oldu. Çok yardımcı da oldular. Böyle. Ben zaten hani İtalyan lisesinden olduğum için bizim okulumuz CILS dil sınavını yapıyordu. Ben de ilk olarak CILS sınavına girdim. B2 belgemi aldım. Bir kere her şeyden önce zaten dil belgesi istedikleri için bunu yaptım. Ondan sonra da ben aynı anda hem YKS'ye hazırlandım hem de tıp sınavına hazırlandım. Zaten birbiriyle paralel gidiyordu çoğu şey. Sadece zamanları farklıydı. Tıp sınavı maalesef ki en geç yapılan İtalya'da sınav olduğu için önce YKS, ondan sonra tıp sınavına girdim. Covid döneme denk geldiği için daha fazla evdeydim. Online derslerimi takip ediyordum ama aynı zamanda kendim sınavlarıma çalışmam için de daha fazla zamanım oldu. Bizim yine lisemizdeki hani ders akış süreci de, sınavları yapış şekli de buradaki sınava çok benzer olduğu için hem okuldan hem de özel ders alarak ve bir sürü soru çözerek bu sınava hazırlandım. Ama YKS'ye hazırlanmam da benim için çok yararlı oldu. Çünkü YKS zor bir sınav ve o zoru yaptıktan sonra bunu yapmak bir tık daha kolay oldu. Burada tıbbın ilk senesinde hem İngilizce'de hem İtalyanca'da ikisi de temel derslerle başlıyor. Biyoloji, kimya, fizik. Ama daha sonra ikinci dönemden itibaren daha böyle anatomi, histoloji gibi bir tık daha tıbbın içinde olan derslerle devam ediyoruz. Sınavlarım da benim ilk sene çoğunluklu olarak yazılıydı. Bir tek sözlü sınav olarak anatomi sınavım vardı. Diğerlerini hem online hem de yazılı olacak şekilde tamamladım. Sene geçtikçe bütün sınavlarım sözlüye dönmeye başladı. Zorluyor mu? Evet, zorluyor ama tamamen sakin bir şekilde. Hem de hocalarımı da tanıdığım için hani daha rahat bir ortamda sınava giriyorum. Hocalarım da gayet başarılı, kendi alanlarında başarılı hocalarım. Zaten hastanede de kendileriyle beraber interaktif dersler de yaptığım için onlarla hani daha da iyi bir iletişim kurabiliyorum. Seçmedim aslında. Üçüncü senemde olduğum için daha biraz daha yolum var. Ama tabii ki de hani okudukça, dersleri gördükçe şekil alınıyor. Dediğim gibi bizim interaktif derslerimiz de çok fazla oluyor. Hastanenin içerisinde ben ilk dönemden itibaren direkt hastanenin içerisinde bulundum. Hastalarla yakın temas haldeydim.
O yüzden de hani her sene farklı bir şey aslında düşünüyordum. İlk sene daha çok cerrahi düşünüyordum. Sonra çocuk düşündüm. Böyle böyle değişe değişe gidiyor aslında ama yani birkaç tane fikir var diyeyim. Kesinlikle elverişli bir konum. Şehrin bir kere tam merkezinde ve her yere yakın. Bütün öğrencilerin daha çok bulunduğu, oturduğu, yaşamlarını sürdüğü yerler hep bu tarafta zaten. Şehir merkezine de o turistik tarihi alana da çok yakın. Ulaşım da gayet var. Otobüs, metro, tramvay, her türlü ulaşım aracına da sahip gayet merkezi bir konumda. Konaklama bir kere ilk başta bir tık zorluklar yaşadım. Çünkü hiç bilmediğim bir şehirde nerede oturmam gerektiğini, neresi yakın, neresi uzak bilmediğim için biraz aslında tahmini bir şekilde geldim. Tabii ki de bizim sınavımız çok en son açıklandığı için o yüzden de çok yer yoktu kalacak, konaklayacak ama benim bir arkadaşım var liseden, onunla aynı sınıftayız, aynı evde de kalıyoruz. Bir yer ayarladık. Biraz şehrin dışında ama metro hattı olduğu için gayet kolay. Tabii ki de bir İstanbullu olarak benim için hani o kadar da uzak sayılmıyor tabii ki. Roma'da yaşam da yine dediğim gibi İstanbullu olarak hani bize çok uzak olmayan bir şehir. Tabii ki biraz daha küçük ama hani insanlar da cana yakın, yardımcı oluyorlar ellerinden geldikçe. Bolca tarihin olduğu bir şehir. Yani şu anda çok da farklı değil aslında Türkiye ile. Yaşam biçimde tamamen öğrenciden öğrenciye kalmış. Hani nasıl bir yaşam sürmek istediğine, nerede konaklamak istediğine, ne kadar alışveriş yaptığına, market alışverişi, dışarıda geçirdiği süreye göre değişir. Ben malum derslerimden, yoğunluğumdan dolayı da hani çok böyle dışarı çıkan, çok dışarıda vakit geçiren biri değilim ama hani geçirdiğim zamanda da çok yüksek miktarda harcamalar yapmayacak şekilde gayet hani normal bir şekilde hayatımı sürdürüyorum. İstanbul'da neyse aslında burada da o. Ben maalesef yararlanamıyorum burstan. Çünkü belirli bir şeyin olması gerekiyor. Maddi durumlarınızı gösterdikten sonra onların kriterlerine uyuluyor mu, uyulmuyor mu? Buna göre bir değerlendirme yapıp sizin kazanıp kazanmadığınıza dair bir bilgi geldiği için ben onu kazanamadım. Ama birçok arkadaşım bundan yararlanıyor. İlk sene gelmeden önce başvurmuşlardı buna. Ve daha sonra da okul başladıktan sonra 2-3 ay sonra da kazanıp kazanılmadığı açıklanıyor. İlerleyen senelerde yine bu bursa başvurulup yararlanılabiliyor ama onun için de minimum bir doldurmak gereken kredi oluyor. Şöyle, bir kere Roma'da bir sürü Türk arkadaşım var. Sınıfta da bir sürü İtalyan arkadaşım var. İlk başta kolay mıydı? Değildi tabii ki. Çünkü biz yine ilk geldiğimiz zaman bir süre online devam etmek zorunda kaldık maalesef Covid'den dolayı. O yüzden de arkadaş edinme sürecim biraz sancılı geçti diyebilirim aslında. Ama bizim yabancı olduğumuzu bilerek hani merak da ediyorlar. Neden geldik? Hani İtalyanca nasıl böyle biliyorsunuz diye böyle merak ettikleri için de soruyorlar, yanlarına alıyorlar. Hani çok yardımcı da oluyorlar. Böyle ama şu anda gayet iyiyim. Hem Türk hem de İtalyan arkadaşlarım hem de bir sürü yabancı arkadaşım da var. Kesinlikle aklımda olacak çünkü bizim burada 4. ve 5. sınıftan itibaren direkt hastanede derslerimiz hani interaktif olacak direkt ve orada alıştığım bir ortam olacak zaten. Şu anki düşüncemle burada kalmayı düşünüyorum tabii ki. Ama mezun olduğumuzda mavi diploma aldığımız için Avrupa'nın herhangi bir yerinde rahatça çalışma imkanımız da olduğu için hani bunu da değerlendirmeyi düşünmüyorum değil böyle bir imkanım olduğunda ama şu anda temel olarak İtalya'da kalmayı düşünüyorum. Bir kere ders saatleri dönemden döneme değişiklik gösteriyor. Ben iki dönemdir sabah derslerini alıyorum. Sabahtan öğlene kadar derslerim. 9'la 1 arası. Sabah geliyorum, okulda derslerimiz oluyor. Tabii aralarda aralıklar olarak, normalde çok uzun saatlerde ders yapıyoruz ama 2 saat, 3 saat kadar ama aralıklar veriliyor. Ondan sonra derslere göre okuldan sonra, yani tam olarak böyle bir öğle arasından sonra diyebilirim,
bazen hastane derslerimiz oluyor. Küçük küçük gruplara ayırıyorlar bizi ve hastanede hangi bölümdeyse hoca oraya alarak hastalarla iletişim kuruyoruz. Bir hastanın dosyası nasıl doldurulur, hasta nasıl muayene edilir, temel olan şeyleri öğrenerek hastalarla iletişimde oluyoruz. Tabii ki de ekstra olarak hocalarla iletişime geçerek hani ben daha fazla olmak istiyorum burada, ameliyata girmek istiyorum, laboratuvarda çalışmak istiyorum denilebiliyor. Mesela bizim bir tane hocamız bize laboratuvarda çalışma fırsatı da verdi. Yine küçük gruplar halinde bir başka Roma'da bir başka hastanede full laboratuvar alan orada çalışma imkanı sundu. Böyle de bir sürü deneyim alıyoruz aslında. Öncelikle tabii ki buraya hani geleceğiniz zaman yalnız kalma konusunda çekinmeyin, hani korkmayın. Çünkü alışıyorsunuz buraya, arkadaşlara, her şeye. Kendi ayaklarınızda durmayı öğreniyorsunuz aslında. Onun dışında ders çalışma konusunda tabii ki de asla aksatmayın, çalışın. Ve eğlenebildiğiniz kadar da eğlenin her fırsatta. Yeni yerler görün, gezin de ama dersleri tabii ki de aksatmayın.